Bu fakülteyi seçme nedenim kendimi sanat, sinema ve fotoğrafla ifade edebileceğimi düşünüyordum. Buna da en uygun bölümün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olduğunu düşünüyordum. Benim de tek tercihimdir. Aileme söylemeden tek bir tercih yaparak Siyasal Bilgiler Basın Yayın tercihiyle kazanarak okula geldim ve çok mutlu oldum. Çünkü ben gazetecilik yapmak istiyordum. Ve zaten liseye giderken de yaklaşık 120 sayfalık bir araştırma ödevi hazırlayabilmiş bir öğrenciydim. O dönemde de Türkiye'de bu meslekte en iyi eleman yetiştiren ya da en iyi öğrencilere eğitim veren okul Basın Yayın Yüksek Okulu'ydu. Her zaman muhalif bir yapım vardı, gazeteciliğe ilgim vardı. Okulumuzun öğretmenleri çok değerli hocalar vardı okulumuzda. İletişim Fakültesi'nin bana en büyük katkısı olaylara geniş bir vizyonda bakabilme yetisi, insan sevgisi, devrimci demokratik bir dünya görüşü. İLEF'in bana katkısı kalıpların dışında özgür düşünebilme, aynı zamanda da sorumluluklarına sadık kalma. Sorgulamayı, daha objektif düşünebilmeyi öğrendik. Keşke yapsam dediğim biraz daha staj dönemini fazla tutabilirdim. Birazcık daha atölyelerde de zaman geçirebilirdim diye düşünüyorum. Ben okula keşke daha devamlı olsaydık diye düşünüyorum. Başta Emin Özdemir Hoca olmak üzere, Mümtaz Soysal, Erol Hoca, Ahmet Taner Kıştalı. Keşke daha çok vakit geçirebilseydim. İLEF denince aklıma gelen ilk şey entelektüel birikimini dostça paylaşan hocalar diyebilirim. İLEF denince ilk aklıma Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi olması geliyor. İLEF denince aklıma radyo geliyor. İlk aklıma gelen şey bayrak direğinin altında oturmaktır. Hoşgörü, itidal, tolerans, ilk aklıma gelenler bunlar. İLEF'i bence güzel kılan şey gerçek dostluklar, gerçek doğru bilgi, vizyon, kültür. Çok değerli hocalar vardı bir kere. Yani bu başından bugüne kadar böyle cereyan etti. İLEF'in birbiriyle kurduğu bağdır. İLEF'i güzel kılan, bana göre en değerli şey değişmeyen değerleri. İLEF'te unutamadığım şey okulun kantinidir mesela. İLEF'te unutulmayan çok şey var mutlaka herkes için. Ama ironik olarak fotoğraf dersinden Atilla Cangır'ın beni bırakması diyebilirim. İLEF'te unutamadığım şey vizelere girip tam finallere girecekken okuldan atılmaktır. Profesör Mümtaz Soysal hocamızın dersinde sınıfta oturacak iskemle bulamazdık. En unutulmaz ve acı anımız da maalesef okul arkadaşımız Hakan Yurdakuler'in katledilişi oldu.